Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Günaydın, hayırlı sabahlar, bol kazançlar dileyeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz buraya kurcaladığımız zaman, tamam mı? Ne görüyoruz? Tabii dün çekecektim. Çekemedim. Çekemediğim için de görüyorsunuz. Haberi kaybetmişiz. Yani niye haber kaybolur? Bilmiyorum ki yani. Endekste olumlu görünüm korunuyormuş. Piyasalar iyimserlik devam ediyor. Aha, elektriksiz kalmış. 2 milyon kişi donuyormuş. TL varlıklarda olumlu görünüm varmış. Evet arkadaşlar, 40'lı yaşlardaki için 4 yatırım tavsiyesi. Halkbank finansal sonu. Koç Holding 2020'de net karını %111 arttırdı. Ya istedim haberi bulamadım ya. Dün vardı burada. Ne vardı biliyor musunuz? Arkadaşlar, Avrupa Birliği şey yapmış. Piyasaya para pompalamaya devam etmiş. Ya bunda mıydı? Şu Dünya Gazetesi'nde miydi? Onu unuttum. İşte diyorum ya, kızdırınca çekmedim. Aslında kızdırmadıysalar bunları paylaşsam çok güzel dayanak noktaları olur. Haberler hemen kaybolup gidiyor. Geçmişe dönük şey yapmak lazım. Taramak lazım. Bu haberleri almak lazım. Neyse, diyeceğim şuydu ki bulamadım ama Avrupa Birliği piyasaları destekliyor. Bütün merkez bankaları kendi piyasalarının batmaması için bono alıyorlar. Bakın bu sabah da Japonya'da var gene öyle bir şey. Japonya arkadaşlar bir açıklama yapmış. Şey demiş yani, biz borsa hisselerin bonolarını bile alıyorlarmış yani. Görüyorsunuz, bu açıklama gelmiş. Japonya Merkez bak görüyor musunuz? Son dönemlerde yaşanan yükselişin arkasındaki neden diyor. Hani iyimserlik havası diyor. Ancak global görünüm oldukça belirsiz olmaya devam ediyor. Kuru da borç %2 enflasyon hedefi yakalanana kadar borsa yatırım fonu alımını sürdürme taahhüdünü tekrarladı. Görüyor musunuz? Borsa yatırım fonu alımını sürdürüyor. Tabii bu ne anlama geliyor, ne yapıyorlar bilmiyorum ama piyasaya destek olarak okuyorum. Bunun aynısını işte Avrupa Birliği'nden geldi. Aynısı Amerika'dan geliyor. Şimdi piyasaya bu kadar para pompalanırken piyasaların düşeceğini söylemek yanlış olur. Görüyorsunuz, bizim borsamızın düşeceğini söylemek zaten aptallık olur. Ama işte ne yapacaksın? Söylüyorlar. Şimdi niye bunu söylüyorum? Bakın arkadaşlar, 183 milyar ciro elde etmişler. Bir yılda 183 milyar. 10 milyar yatırım yapmışlar. Son 5 yılda arkadaşlar toplam yatırım 42 milyar TL. Şimdi siz böyle yatırım yapan bir firmanın, tamam mı? Ondan sonra 11 gelir. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Bak P'de sadece 1.23. Bakın bu 46'dan 9'u çıkarırsanız 35 milyar. 2020'nin başında 35 milyarı olan öz sermayesi olan Koç Holding şu an 46 milyara. 37 milyar. Sonra yanlış olmasın. Heyecanlanıyorum, rakamları karıştırıyorum, kusura bakmayın. Düzeltiyorum. 37 milyar 2020 başında 37 milyarı olan Koç Holding şu an 46 milyara çıkmış. Şimdi bundan sonra da böyle 10 milyar, 15 milyar, 20 milyar kar ederse ne olur arkadaşlar? 3 yıl, 4 yıl içinde bu 46 milyar 90 milyara gider. Gider mi? Haberi gördünüz. Haberi biz uydurmuyoruz. Bakın, haber buraya gelmiş, en üstte duruyor. Görüyor musunuz? En üstte daha sabah atmışlar. Bu kadar ciro çeken bir firma kar eder mi? Eder.
Bu kadar yatırım yapan 42 milyar sürekli yatırımları artan eder mi? Eder. Ederse ne olur? Koç Holding zaten ucuz. Defter değeri zaten 18 lira. Piyasada kaç lira? 22 liradan işlem görüyor. Ne olacak? Koç 36 liraya, 40 liraya, 50 liraya gidecek en kötü ihtimalle. 50 liraya gidecek, ertesini de oraya gidiyor. Bu sanki parada durursa enflasyon oraya gitmeyecek. Sanki doların oraya gideceğinin garantisi var. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu borsayı okumaya bilmeyenler ne yapıyor? Borsa çökecek. Kardeşim böyle bir hisse çöktüğünde yabancı gelir alır. Sen alma, sen kor. Sen sürekli borsa düşecekti. Görüyorsunuz dönen varlıkları geçen yıl 2019'da 82 milyar, şu an 341 milyar. Apo. 4 kattan fazla artmış lan. Bunlar ne yapmış lan? Çok fırsat bulup borçlanmışlar ha. Toplam varlıkları 630 milyar. 400 milyar borçları var ya. Bunun 230 milyarı kendilerinin la. Ben öyle anlıyorum. Görüyorsunuz bu konsolide tabii. Öz kaynakları 88 milyar. Uzun vadeli yükümlülükler de çıktığı zaman 88 milyar öz kaynakları var. Şimdi hasılata bak, 142 milyar. Bu Koç Holding. Yani bu tabii burada yazan, o haberde yazan bütün Koç topluluğunun sahip olduğu zenginliklerdi. Dönem karı 12 milyar. Abo, burada niye 9 milyar? Burada 12 milyar. Hiç anlamadım. Bunları bir türlü anlamıyorum. Neyse bunlar işte arkadaşlar konsolide olmayan solo koru, yani tek başına holding işte diğer iştiraklarıyla birlikte burada 9 gösteriyor. Bilmiyorum işte. Onlar biliyor. Onlar muhasebeci. Çok okumuşlar. Amerika'da okumuşlar. Biz Amerika'da okumadık. Biz böyle varoşlarda şey satarken, domates satarken, domates 3 kilo 5 lira böyle bu kadar olur yani. Kusura bakmayın. Ama en azından anlıyoruz ki 12 milyar 600 milyon kar etmiş. Abo. Rakamın büyüklüğünü yani düşün, yani benim bu odaya herhalde paraya koysan koyacak yer bulamazsın. 200'lük kağıtlar doldurur yani. Şimdi bu borsa düşer. Bu düşerse ne olacak? Düşsün. Adamlar almaz mı? Eder 18 lira, 15 liraya gelirse bırakır mı? Bir sürü hedge fon var. Bir sürü dünyada para basan merkez bankaları var. Dünyada bir sürü banka var. Para kazanacak yer arıyor. Gelir bunu 13 liradan 15 liradan toplamaz mı? Toplar. Borsa mantığı budur. Kâr eden firmalar, büyüyen firmalar nereye düşerse düşsün yukarı gider. Bak borsa düşecek diye korkutup malınızı elinizden almasın. Malınız iyiyse iyi malı ucuzdan, herkes her zaman söylüyorum. Bir arabanın ederi 200 bin liraysa 150'ye verdiğinde herkes alır. Çünkü bilir ki birine satacak. Bunlar da böyle, bak böyle düşünün. Yok çok şişti. 1.23 ya. Adamın zaten 46 milyarı var. 57 milyardan işlem görüyor. 12 milyar kar ise tak zaten 58 ediyor. Bir yılda zaten tamamlanıyor ki. Yani halbuki bazıları ederin bu aradaki makas 50 yılda kapanmıyor. 100 yılda kapanmıyor. Şimdi o giden onlar düşebilir. Onlar balon. Ama bu balon değil ki. Ne balonu? Bunun normalde iki katından, bir buçuk iki PD'den işlem görmesi lazım. İki katında işlem görürse olması gereken fiyat 36 lira. O da bugünkü şartlarda. Niye? Sene zaten üstüne 12 milyar eklendiği zaman burası değişecek. Bunun ederi daha da yukarı gidecek. 22-23 liraya çıkacak. Öbür sene zaten 20-30'a çıkacak. 27-28'e 30'a çıkacak. Yani kar arttıkça hissenin defter değeri artar. Hisse yukarı gider. Bu hisse 3 yıl önce bir 10 liraydı. 3 yıldır da adam kar ekliyor üstüne. Ya çok basit değil mi borsa? O kadar zorlaştırıyorlar. Kâr ediyorsa, yatırım yapıp sermayesini arttırıyorsa borsa yukarı gidecek. Değil mi? Evet. Yatırım tavsiyesi değildir. Koç Holding'i inceledik. Yatırımları 50 milyar. Görüyorsunuz. Bak hiçbir şey uydurmuyor. İşkembeden konuşmuyoruz. 183 milyar ciro çekmişler. 5 yılda 42 milyar yatırım yapmışlar. Bu gelip raporu okursunuz. Yani ben Koç'a yatırımım yok. Koç'tan daha iyi koçlar bulduğum için ben sadece sizin için borsanın niye düşmeyeceğini, nereye düşerse düşsün niye yukarı gideceğine gerekçe gösteriyorum. O da nedir? Dünyada para bolluğu var. Bizim firmaların önü açık. Bizim jeopolitik konumumuz, bu işte Koç gibi firmaların 100 yıllık tecrübesi bu tür firmaları kıymetli yapıyor. Kıymetli yaptığına göre de nereye düşerse düşsün bir gün yukarı gidecek.
Evet, alım satım tut tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı yapmıyoruz. Borsaya bakış açısını değiştiriyoruz.